susacak mıyız böyle? Ayağın acıyor mu? Canım acıyor Miran. Sadece böyle mi konuşacağız artık? Alıştığımız zaman kavga eder olduk. Kalbini kırmak istemiyorum. Seni üzmek hiç istemiyorum. Yani artık böyle mi olacak? Miran, hani bana diyordun kaçma diye. Sen de kaçma. Kaçma benden. Böyle küslük olmasın aramızda, ne olur. O istediğimiz huzuru birlikte yaratalım. Huzur. Miran Aslan Bey! Hı? Çık dışarı! Buna karşıma çıkma dedim. Miran, Miran Allah aşkına anlamadan etmeden belki bir şey diyecektir. Senin ne işin var burada? Baba. Reyes sen dur. Miran. Sana söyledim. Defalarca söyledim. Şadoğullarının senin arabanın başına gelenle de evinin taranmasıyla da bir ilgisi yok dedim. Bunu yapan başkalarıdır dedim. İnanmadın bana. Ama şimdi inanacaksın. Oyunun sonuna geldin Aziz Aslan Bey. Her şey bitti. Her şey buraya kadar. Sen kim bu adam tanıdın? He? İşte senin hurdacı da elinden kaçırdığın usta. Yani babanın tuttuğu adam. Koçum, şimdi sakın korkma. Bana ne anlattıysan hepsini teker teker Miran'a da anlat koçum. Ne bu şimdi? Sen ne yapmaya çalışıyorsun Azar Şadoğlu? Ne mi yapmaya çalışıyorum? Benim ne yapmaya çalıştığım belli. Ta başından beri sana söylediğim her şey doğrudur. İşte onlardan birini ispat etmeye çalışıyorum sana. Bak, dinle bak bakalım. Kimmiş sana yalan söyleyen? Anlat koçum, korkma, anlat. Anlatamaz. Anlatsa da bir hükmü yok. Çünkü bu adam bizim hurdacı da elimizden kaçırdığımız adam değil. Sen baksana. Fırat koş! Ne oluyor? Ben bu adamı daha önce hiç görmedim. Evet. Yalan söylüyorsun sen. Yalan söylüyorsun, yalan. Babaanneni korumak için yalan söylüyorsun. Bu adam odur. Sen beni daha önce gördün mü? Kimsin sen? Hanımam, hanımam, kulun kurbanlı olan kurtar beni. Bu adamlar beni buraya zorla getirdiler. İstediklerini söylemem için çoluğum çocuğumla tehdit ettiler. Ne olur hanımım, kurtar beni. Ulan sen de kim konuşuyorsun? Sen de öldün mü? Arabayı getiren Aziz Aslan Bey'in adamıdır diye. Beni öldürecekler, ailemi tehdit ettiler demek gibi. Yalan söyleme. Esin. Babam yapma. İşte sen bunsun. Suçsuz günahsız adamı kaldırıp buraya getirmişsin. Babanın gerçek yüzünü gördün mü Reyhan? Tanıdın mı babanı? Anladın mı şimdi? Babam böyle bir şey yapmaz Miran. Kimseyi tehdit etmez. Bu adam yalan söylüyor. Bu da babamı zor duruma düşürmek için oynadığın başka bir oyun mu Azize Hanım? Reyhan yeter! Hala mı ona inanıyorsun? Bir daha sakın, sakın karşıma çıkma. Sakın benim evime, haneme böyle girmeye kalkma. Hacı, bu arkadaşı Hazar Şadoğlu'nun bulamayacağı güvenli bir yere götürün.
Yok! Konuşacak! Bırak onu! Konuşacak! Yalan söylüyor! Bırak! Doğru diyecek! Yalan söylüyor! Söyle! Söyle! Bırak! Babam yapma! Çık git önümden! Çiftlikte yaptığım uyarı anlaşılmadı galiba. Eğer bir daha bu şekilde karşıma gelirsen... Bak yeminim olsun... Seni öldürürüm! Anladın mı? Seni öldürürüm! Ali, niye evde aradığımız adam gibi davrandı oğlum? Sen kimi bulup çıkardın benim karşıma ya? Ben anladım mı sanırsın ha? Adamı da bırakmadılar ki komşu. Ya bu herif bize evde arabayı taramanı Azize'nin adamı istedi demedi mi? Dedi. Dedi ya, onu da böyle konuştu ya. Azize'nin oyunu mu yoksa yine bu? Adam Azize'nin dümeniyse baş seni niye onun adını versin ki? E hadi yaptı desek. Adamı aldığımız gibi buraya paketledik. He. Hangi ara satın aldın? Ya niye böyle konuştu bu adam burada? Yine de aklıma yatmayan bir iş var ya. Hadi diyelim arabayı gözdağı vermek için tarıyorsun. Evi niye tarıyorsun o vakit? Nereden biliyorsun bir an dönmeyeceğini ya? Biz o araba Miran'ı öldürmek için taranmadı derken haklıydık oğlum, haklıydık. Nasıl? Yani bunu Miran'a yapan Azize mi diyorsun? Ben ne düşüneceğimi şaşırdım ya. Niye yapsın değil? Niye gözünü korkutmaya çalışsın? Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden ya? Buraya kadar geldin, vaz mı geçeceksin ha? Ya ben nasıl vazgeçerim? Kızım baba yardım et demişken bu işi ortaya çıkarmak benim boynumun borcu. Bir değil bin tane adam yalan söylese bile ben buna mecburum ya. Evladım için mecburum buna. Hatta sevdiği adam için bile mecburum. Bana bak, sen hemen bu herifin evine git. Konu komşuya sor, soruştur bakalım gerçekten bu adam kimmiş. Ne diye avluda bize yalan söylemiş mi öğrenmeye çalış, anladın? Tamam abi, merak etme sen. Ben bir şeyler öğrenir öğrenmez haber ederim sana. Haydi. Oyun oynarken ardında bıraktıklarına dikkat et. Kurduğun oyunlarla harcadığın hayatların bedelini ödeme zamanı geldi Azize Aslan Bey. Peki ama neden? Madem niyetin bana bedel ödetmek, neden beni kurtardın? Gel. Beni çağırmışsın hanımı. Gir kapı. Hazar'ın getirdiği adamın peşine düş Mahmut. Ne yap et bul. O avluda yaşananları o adama kim yaptırmış bulmadan gel. Ama Miran ağam. Git.
dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.